sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin hepimizin kanayan bir yarası olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarına bundan sonra şiddet uygulayanlar hiçbir haktan faydalanamayacak ve ücretli bir şekilde muayene olabilecek. Biz de bunu Samsun Halkı'na sorduk, bakalım ne cevaplar vermişler. Bir süre kısıtlama gelmesi lazım yani ceza olarak. Ücretli daha iyi olsa yararlanamaması lazım. Yani. Bu insan hayatı yani ne yapmış olursa olsun biraz da olsa değerli insan yaşamı. O yüzden bence ücretli olması ve kısıtlandırılması daha mantıklı. Hani hiç olmamasındansa. Yani şiddet uygulananın kişi mi ücreti? Evet. Ona doğru, onu kabul ediyorum. Ama şunu önlemeleri lazım. Niye bunları engelleyemiyorlar? Benim kafama soru. Televizyonlarda seyrediyoruz. Madem onu şey yapıyorsunuz, buradan alıyorlar, başka taraftan gene aynı yerlere takviye yapıyorlar. Bu yıllardan beri var. Yani doğum hastanesinde yıllar önce bir olaylar olduydu. Madem öyle, bu yani örnek veriyorum ben. Bu sistemi duydunuz. Yok, doğum hastanesinde şöyle yapıldı. Bebek kaçırma olayları, parayla satılma olayları, şiddet olayları, dövülme olayları. Niye engellenmiyor? Aynen efendim, destekliyorum bir vatandaş olarak. Olmaması gerekiyor. Bir hani hele hele bu hizmeti yapan vatandaşlara yazıklar olsun. Dediğim diyeceklerim bu kadar. İyi olur. Herkes için olur. Gençler için iyi olur. Yaşayanlar için de güzel olur yani. Artık şiddet uygulayamayacaklar bu sayede. İyi olur. Yani nasıl söyleyeyim, bayanlar için de iyi olur. Erkekler için de olur. Yaşam daha iyi olur yani. Rahat rahat huzurlu yaşanıp gidilir. Peki faydalı olur mu bu? Olur olur çok. Şiddetin önüne geçilebilir mi peki? Biraz. Sağlıklı şiddetin. Niye geçilmesin ki? Çok güzel olur yani. Önüne de o kadar güzel şekilde geçilir ki. O kadar da harika olur yani. Millet artık şiddet uygulamaktan, evinde eşine şiddet uygulamaktan vazgeçer.